Merhabalar arkadaşlar. Tabanca nasıl kullanılır? Biraz değinelim. Şu an elimde Türk malı Baretta kopyası bir tabanca var. Türkiye'de silah ruhsatı verilirken tabanca kullanım eğitimi verilmediği için insanlar ilk başta bocalayabiliyor. Tabanca yüzünden strese girebiliyor. Bizzat ben yaşadım bunu. 6 sene önce aldığım bu tabancanın mermisinin bile nasıl bir kullanımda, fonksiyonda olduğunu bilemediğim için ısınınca sıkıntı yaratır mı, kendi kendine patlar mı diye strese girmiştim. Halbuki ateş atsanız bile mermi patlamaz. Ama işte eğitimini almadığımız için ilk baş insanlar bilemiyor. O yüzden tabanca nasıl kullanılır, evde nasıl saklanır buna dair kendim bir tecrübelerimden. Tabancamı aldığım sıra dükkanın sahibi eski bir askerdi. Onu bana anlattıklarından sizlere aktarmaya çalışayım. Şimdi şarjör, tabanca, ortamda mermi yok. Hiçbir şekilde olmamalı. Çünkü en iyi ihtimalle şu odada bu patlasa kulağıma ciddi şekilde zarar verir. Yani filmler falan hikaye. Bu, hele elimdeki silah öyle güçlü ve ses çıkaran bir silah ki bilen bilir. Yani Baretta kopyası Türk malı. İsim vermeyeyim. Yani kuvvetlidir bu. Yani sağlık sorunlarına yol açar, canınızı acıtır. Sizi sakat bırakır, sevdiklerinizden birine zarar verir. O yüzden ortamda tabancayla evde incelerken, oyalanırken mermi bulundurmuyoruz. Bir tane bile olsa bile. Şarjör boş. Şimdi arkadaşlar, doldur boşalt olayı. Dışarıdan eve geldiniz, tabancanızın şarjörünü çıkardınız. Ağzından mermi var mı yok mu emin olamadığınız için doldur boşalt yapmanız şart. Eve geldiğinizde şarjörü çıkardıktan sonra 3 kere kapağı dibine çekiyorsun. 3 kere en az. Mümkün olunca yapın. Bunu köşeye değil, duvar köşelerine asla seker. İçinde bir şey varsa tavana doğru tetik düşürüyorsunuz. Bunu mutlaka yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu tarz silahlarda, o taktik silahlar değil de bu tarz silahlarda emniyete açık gezmenizde fayda var. Çünkü bunun biraz eski usul kullanım açısından emniyet açık ama ağzında mermi olmayacak. Emniyet neden açık? Lazım olduğunda hızlı çekebilmek için. Lazım olduğunda ağızda mermi yok. Emniyet de kapalıysa yani bunu ateşleyemezsiniz. Hastanıza karşı kendinizi koruyamazsınız. Emniyet açık olur. Herhangi bir hastane durumda ağza hızlıca mermi verilir. Eğer ki kapalı olsaydı emniyetimiz ağızda mermi olurdu ama boş sıkmazdı. Borosu saklıyor çünkü. Şu şekilde göstereyim size. Evet. Borosu saklıyor. Boş vuruyor yani. İğneye vurmuyor borosu. Evet. Bu tarz silahlarda mesela 5 atım yaptınız. Şarjörde 10 mermi daha var. Ama artık atım yapmak istemiyorsunuz. Şu pozisyonda kaldı. Bu tarz silahlarda emniyeti direkt kapatabilirsiniz. Yalnız sizin tabancanızın bu özelliğe sahip olması lazım. Ona göre şimdi isim vermek sıkıntı olduğu için isim vermeden şey yapıyorum. Siz bakacaksınız. Tabancanızın bu özelliği var mı yok mu?
bu patlamasını engeller. Ağzından memnun olsam bile bu hareket. Çünkü dediğim gibi emniyet sistemi iğneyi saklıyor. O da vuramıyor. Evet. Burası da böyle. Şimdi atım yaptıktan sonra sahada deneseniz bunları daha iyi olur tabi. Zaten evde mermi işi yok biliyorsun. Atım yaptıktan sonra tabanca şöyle bir hal alır. Bu şekilde şarjör boşaldıktan sonra böyle kalır. Şuradan kilitledim ben şu an. Normalde bu elle kilitlenmez. Mermi bitti mi kendi kendine kilitler bu. Bu şekil kalır. Ağzına, yani ağzına değil, şarjöre. Şarjörü tekrardan verdiğinizde ve şu mandalı indirdiğiniz zaman böyle basit bir hareketle indiriyorsunuz. Ağzından mermi olmuş olur. Atımı hazırdır. Görüyorsunuz emniyet açık. Ağzından mermi var. Atımı hazır. Dikkat etmeniz gerekenlerden biri bu. Evet, buna da değindik. Sıradaki neye değiniyorduk? Evet, şimdi şeye de dikkat çekelim. Unutmayalım bundan. Şarjör yokken boşalttınız. Doldur boşalt olayı. Atın yatağı boş mu? Ona bakıyorsunuz. Şarjör var mı yok mu? Elinizle de kontrol, alttan serçe parmağınızla da kontrol ediyorsunuz. Mutlaka. Daha sonra dediğim gibi tavana düşürüyorsunuz horozu. Başka dikkat etmemiz gereken nedir? Yeni tabancalarda şöyle bir sıkıntı olabilir. Şimdi bunu şey yapalım. Yeni tabancalarda bu yay çok sert olabilir. Yani bir ihtimal belki gözünüze şey yapabilir. Onu dikkatli ayırıyorsunuz çekip takarken. Bu şekil. Dikkat etmeniz gereken şeylerden biri bu. Başka da. Evet, bu aynı zamanda çift hareketli bir tabancadır. Çift hareket ne demektir? Bakın, bir yaraladık, horozu yaraladı, kendini kurdu. Bu aynı zamanda bu tabancada horoz emniyeti doluyor. Buna ne yaparsanız yapın düşmez. Daha sonra ikinci hareket olmuş oluyordu. Şöyle de tek hareketi de var tabi. Arkadaşlar bu tetik boşluğudur. Bunu biraz daha çeksen patlamaya hazırdır. Kurulup horoz geriye kadar çekik olduğu zaman işte burası tetik boşluğudur. Bu hedef atıcılığında işe yarar. Yani hassasiyet aradığınız zaman hafif bir dokunduğunuzda patlamaya hazırdır. Başka da aşağı yukarı dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar arkadaşlar. Temizleme konusu. Tabanca nasıl temizlenir? Tabii benim malzemeler 6 senelik olduğu için eskidi biraz. Bir kurul bana eski usul öğretti. Bir eski uzman bir abim vardı. Belki daha iyidir temizleme aparatları ama Dibes yardımcı olacaktır size. Şu plastiktir. Bunu yırtıp bir beze böyle taktığınızda namlunun
içine önce bu bir bununla temizleseniz iyi olur. Tamam. Pardon. Önce barutu alırsınız. Harbiden sonuna kadar takıp çıkardıktan sonra içine yağ sıkarsınız. Yağ döker ya da yağ sıkarsınız. Elinizdeki yağ göre. Daha sonra bununla da geçersiniz. Yağ iyice yaysın diye. Bir de şunla şöyle bir döndürseniz gayet iyi olur. Bezi komple şey yapmayın. Böyle ince bir bez olsun. İçinde sıkışır. Elbet çıkar da uğraştırır sizi. Böyle bir durum. Bütün parçaları gözlük camı siler gibi yağlayıp siliyorsunuz. Geri kuruluyorsunuz tabi. Yağ içinde yüzer gibi bırakıyorsunuz. Başka da evet şuna da dikkat edelim. Bu kısmı yani mermiye rahat gitsin şeklinde atın yatağı. Burayı da iyi bir şekilde yağlıyorsunuz arkadaşlar. Olayımız bu. Sıkıntıya gerek yok. Tabii bir eğitim olsa daha iyi olur. Silah ruhsatı verdikleri adamlara bunun eğitimini verseler gayet iyi olur. Tabii tavsiyem size poligona gidin önce bir. Orada genelde eski polisler ve harekatlar çalışır. Yani onlar gerekli bilgiyi verir size. Hatta belki alacağınız tabanca üzerinden verebilir varsa poligonda. Gayet yararlı olur. Ben ilk baş böyle yaptığım halde zorlandım. Yani eğitim kadar olmaz tabi de faydası olur size. 6 senede hiçbir kaza yaşamadım bu tabancayla Allah'a şükür. Ama dikkat ettim, çok dikkat ettim. Araştırdım internetten kendi tecrübelerimden. Daha önce poligona gittim. Bana bu tabancayı satan dükkan sahibi eski astsubay o gayet düzgün güzel anlattı. Tabii onların anlatmasıyla da olmaz her şey. Ne kadar anlatsa da birkaç tüyoyu kaçırıyorsunuz. Ya o atlıyor ya siz tam dinlerken tek seferde şey yapabilemiyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu YouTube'un Google gibi kullanılma özelliğine dayanarak size bir video çektim. Tabancayı aldığınızda zorlanmayın diye, strese girmeyin diye. Tabii bunları bildikten sonra poligon ve sahada mutlaka güvenli bir şekilde bol bol deneyin. Silahınıza tam hakim olun. Yoksa bunu boşa taşırsınız yanınızda. Yani size sıkıntı olur yani. Bunu kullanamadıktan sonra bu çift göz atış diye bir şey de var. Bunu da ustalarından öğrenmeye çalışın. Ben başka bir videoda buna değineceğim ama nişan alıp 2 saat şey yapma diye bir şey yoktur. Böyle 2 saat hedefi nişan alıp adam sana 10 tane mermiyi saydırır. 2 tanesi mutlaka seni vurur. Yani bu tarz şeyleri sanırım Serkan Kızılay Hoca daha iyi anlatacaktır ilerleyen zamanlarda YouTube kanalında. Onu tavsiye ederim. Atakan Yılmaz'ı da takip edebilirsiniz. Bay Silah YouTube kanalı. Yani güvenliğiniz için taşıyorsanız bunu bari bir işe yarasın. İyice hakim olduktan sonra taşıyın. Yoksa size de zarar verir. Elinizi vurursunuz Allah korusun. Başka birini vurursunuz. Havaya sıkayım derken ciddi sıkıntı yaratır. Evet. Şarjöre mermi nasıl doldurulur? Aparatsız. İlk aldığınızda tabancayı ve şarjörü. Şarjörün yağı çok sert olur. Onu doldururken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Basit bir şey var. Bir yöntemi var. İleriye iterek, bastırıp ve iterek ilk mermiyi dolduruyorsunuz.
Daha sonra kovanın, merminin arka kısmına bastırıyorsunuz kuvvetli şekilde baş parmağınızla. Kurşunun ağzına değil, kovanın başladığı yerden diğer mermiye arkadan bastırıyorsunuz. Önünden de buradan bastırıyorsunuz. Bu çizgiden itibaren değil, ona dikkat ediyorsunuz. Arkadan bastırarak, bastırıp ve öne doğru iterek, arkadan önden bastırarak rahat şekilde doldurabilirsiniz. Mermilerimi yağlamışım. Öyle bir huyum var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama mermileri de yağlamışım. Biraz kaygan. İşte yani Türkiye'de bilinçli bireysel silahlanma kültürü yok. Bir şey öğreniyoruz kendi çabamıza. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar doğru belli değil. O yüzden bize bunları aktaran adamlara sahip çıkalım bu bilgileri. Ücretsiz şekilde. O yüzden Serkan Kızılay Hoca'ya buradan teşekkür ediyorum ben tekrardan kendi adıma. Siz de takip edin. Özellikle tabanca kullanıyorsanız kesin dediklerine bakın. Av tüfekleri konusunda, ev savunması konusunda, hırsıza karşı evine nasıl savunursun ve benzeri diğer konularda ailen nasıl güven alırsın. Serkan Hoca tek tek anlatıyor. Uzmanından dinleyin arkadaşlar. Evet, şöyle bitiyor da bunu bana ilk öğreten polis özellikle harekattan duymuştum. Atışı yaptınız. Mermi bitti. Tabanca bu şekilde takılı kaldı. Yeni şarjörü doldurdunuz. Buraya basıp düşürüyorsunuz. Mangala basıp. Bu sağlıklı olan. Ama bir de şu var. Şöyle geriye alıp aynı şey ama yaya zarar verebilir. Yayı eskitebilir diye böyle yapma diye tavsiyede bulunmuştu. Bunu da size aktarmış olayım. Atladığımız son bir iki basit tüyo daha var arkadaşlar. Üstü kapağı açık tabancalarda kontrol atış yapmaya çalışırken böyle kontrol atış böyle çekilir ama şu serçe parmağınızı araya sıkıştırmamaya dikkat ediyorsunuz. O yüzden ustası olmadan bunu yapmaya çalışmıyorsunuz. Biraz tecrübe ediniz. Evde daha sonra poligonda. Mümkünse eldivenli şekilde tamam. Bir de bu iğne olayı var. İğneyi evde çalıştığınızda, düşürdüğünüzde iğne bozulur, iğne kırılır diye bir efsane var. Tamamen bir saçmalıktan ibaret. Yani bu niye kırılsın? Bunu günde 1000 kere yapsan belki kırılır, belki kırılmaz. Nasıl kırılıyor o da yani. Belki sistem bozulur dese iğne kırılır. Mış mış. Öyle bir şey yok. Yani bunu birisi tavsiye etmişti, bir poligoncu. Buraya bir bez sıkıştırabilirsin. Böyle basit bir bez sıkıştırabilirsin gibisinden. Belki çok zarar verecek kadar çalışıyorsanız ki onu yani kimse yapmaz o kadar. O belki o korur. Ama korunacak bir tarafı da yok. Buna bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar. Bunları da hatırladıktan sonra herkese iyi günler arkadaşlar.